Kanal Şirketler Grubu ve Ermataş Limited'in sunduğu Bakış Açısı başlıyor. Hasan abi, sana bir hikaye anlatarak programa başlamak istiyorum. Allah için olsun canım. Ne dersin? Tamam, anlat. Sen bilirsin. Şimdi Osmanlı zamanı, bak hikaye güzel. Osmanlı zamanı, tamam mı? Şişhane'den Beyoğlu için, ulaşım için bir tramvay sistemi geliştirilmiş. Fakat bu tramvay sistemi şu, atlar ve at arabası yükleri alıyor da yokuş yukarı olduğu için Beyoğlu'na doğru Şişhane'den o yokuşu çıkıyormuş atlar. Zamanla tabii bu atların gitmesi gereken bir yere ihtiyaçları var bakım için. Ondan sonra o bakıma gittikleri yeri de işleten kişi Rum. Tamam mı? Eski Osmanlı Rumu ve Rum'un da problemi sarhoş olması. Valla hep sarhoşmuş. Sarhoş olduğu için atın sahipleri, hani o tramvay sistemini yürüten sahipler de atları ahıra kendileri götürüp kendileri bakım yapmak zorunda kalırlarmış. Ama adam da sarhoş olduğu için hiç ilgilenmez bir şey. Bilgiler çıkan belli değilmiş. Ondan sonra zamanla tabii bu problem olmaya başlamış. Çünkü tam anlamıyla bakamıyorlarmış atlara. Ve dolayısıyla o yokuşu çıkarken atlar çatlamaya başlamış. Bu sefer daha büyük kaos olmuş, problem olmuş. Fakat o ahıra da sürekli girip çıkarmış. Kimin girdiği, kimin çıktığı belli değilmiş. İşte o Rum'a dingo derlermiş. Dingoymuş onun adı. İşte dingonun ahırı mı hikayesi de oradan gelirmiş. Tamam, şimdi dingonun ahırı nerede? Dingonun hanı. Hanı, yok ahırı derler. Dingonun evet. Ahırı. Belki hanı da diyorlar. Zaman içinde değişir böyle şeyler. Şey olabilir. Evet, şimdi bizim ülkede... Biliyorsun ki çıkanlar istedikleri gibi çıkabiliyorlar. Valizler kontrol edilmiyor. Gümrük diye bir şey yok. Tamam canım, bu bir şey ama. Yani bu nihayet de bir eylem, bir şey. Nasıl neyse. Bir eylem? Böyle bir eylem olabilir mi? Baksana şimdi, verseniz arkadaşlar şeyi, Halkın Sesi gazetesine. Kaçakçılara fırsat. Aylardır ödenmeyen ek mesailer tamam, için. Tamam, yani biliyor ki kaçakçı kesin bu eylem olacak. Gidip kapıp geliyor şey. Nedir ki abi? Hani şimdi belirli nedir bir kesimi kaçak, belirli bir kesimi şey yapmak istemem ama mesela aldı adam bir sürü mücevher getirdi. Kim kontrol ediyor? Eğer benim zaten öyle şeylere çok ilgilendiğim yok. Yani sen polis valiz, biliyorum valiz. Ki polis özellikle uyuşturucu vesaire için ek önlemler aldı. Tamam ama ben ticari faaliyetlerden bahsediyorum.
Şu anda ciddi bir sorun var orada. Yani mesela Cem, yani diyelim ki Ercan'da dün bir arbede falan yaşandı. Evet. Yani bunu böyle algılayacağımıza ve işte dingo mesela senin yaklaşımdan bir de benim yaklaşımım var. Tamam. Kardeşim bu bana neyi gösteriyor? Siz söyleyin. Evet. Sistematik olarak, sistemik olarak veyahut da denebilir. Bu iş sürdürülemez. Bu iş vardiya sistemine dönmeli vesaire gibi sonuçlar çıkarıyorum ben bundan. Yani durup mesela şeye çok kafa yormuyorum. Acaba o gün ne geçti? Ya o gün işte polis de biraz daha dikkat etsin. Ne bileyim yani zaten polisin insanlara müdahale etme hakkı var. Değil mi? Yok o zaman mu? Niye gümrükçü çalıştırıyoruz orada? Ya ikisinin görevleri farklıdır. Yanlış anlama. Birbirini tamam, bütünüyle bütünlemez. Şey? Ama polis onu yapamaz. Polis orada gümrüğe nasıl işte, senin şimdi verdiğin örnekler. Gümrüğe tabi eğer bir malınız var, bir şey var, polis orada gümrük işlemleri mi yapacak size? Sen mücevher kaçakçılığı yapıyorsan senin verdiğin örnekten hareket edelim. Valizle yani geçiriyorum, polis ne şey yapacak onu? Polis ne şey yapacak? Yakaladı. Ne şey yapacak değil işte, polisin tam tersine daha geniş yetkiye sahiptir polis gümrükçüden. Tutuklama yetkisine sahip. Tamam da abi, yani orada işlem yapacak olan. Bir operasyon yapsa, gümrük memurları bir operasyon yapsa polisle birlikte niye yapmak zorunda? Tamam abi, okey de yani sonuçta ikisinin, o zaman ben de sana soruyorum. O zaman niye gümrükçü çalıştırıyoruz? Polis yapsın hepsini. Tamam. Dolayısıyla gerekiyor böyle bir gümrükçü oraya, onu demeye çalışıyorum. Tamam, yani alternatif gümrükçüler grev yaptığında mesela, grev yapıyorlarsa ülkeye bütün giriş çıkışların durmasıdır. Tamam, o insanların eline bu gücü verdiğin zaman o zaman ona göre şey yapacaksın. Önlemini onu alacaksın. Da bileceksin. Hayır, bu gücü verdiğin zaman ülkeye bütün giriş ve çıkışları durdururum. Karşılığına gümrük çalışanlarına vermiş olacaksın veya diyelim ki başka çalışanlara vermiş olacaksın. Şu an nedir bakıyorsun? Şu an durum nedir Hasan abi? Sonuç nedir yani? Ya şu anda işte kilitlendi yani orası. Yani kilitlendi dediğim şey olarak problemi var. Tamam işte ben bunlarla niye bu şekilde ya? Tamam kilitlendi. Evet. Ne yapalım? Ne yapardı biliyor musun bir şey? Ne? Devlet normalde. Hangi devlet? Normalde Türkiye iyi. Cumhuriyeti devleti. Bilmem. İngiltere normal devleti. Bir devlet. Hiçbir şey yapamaz. Hiçbir şey. Yapamaz tabii. Ne yapabilir? Eğer ki insanların yasal dayanakları varsa ne yapabilir? Hemen o gün karar alır. Vardiya usulüne geçer. Sistemi çözer. Ya vardı bir kişi böyle oturduğu yerden vardiya usulüne geçtim diyecek. Herhalde kanunu değişiklikler lazım, personel lazım, para lazım vesaire. Yok mu personel? Var mı? Ek mesaili neresi? Neredeyse onu ödüyorsun Hasan abi. Yani, nasıl personel nerede? Nasıl yani? Sen kamu görevinde personel almak sen ek mesailerle zaten zararlı da veriyorsun. Tamam, zaten zararlı değil misin? Aynı personele sen o kadar para vereceğine madem personele ihtiyacın var, alırsın oraya. Vardiya usulüne geçersin. Cem sen ne diyorsun ama? Sen bana bugün alınmasından söz ediyorsun. Bugün vardiyaya geçirmesinden söz ediyorsun. Onu zaten ben söyledim. Tamam, ek mesaiyi kaldırırsın, sistem olarak kaldırırsın. Onu ben söyledim. Kime? Sana söyledim şimdi. Yani ben dedim olaya sistem açısından bakıyorum. Siz işte kilitlendi diyorsunuz. Ben bu eleştirileri anlamıyorum. Evet kilitlenecek. Tamam, ne yapardı? İleride cevap veriyorum. Ne yaparsın? Ne yapardı diyorsun. Ben de cevap veriyorum. Diyorum devlet ki normal bir devlet olur. Bir dakika tamam. Arkadaş. Devlet dedin ki hemen karar alırdı. Karar alır tabii. Yani sanki devlet padişahtır. Padişahlar bile hemen karar alamaz. Nasıl yani? Divanı var, sadrazamı var, veziri var. Ya olur mu öyle şey Hasan abi? Alır fermandır padişahın sözü. Alır asar keser. Onu kim söylemiş? Canı sıkılsaydı dingoyu da orada onu kim söylemiş? Kim söylemiş? Köroğlu söylemiş. Ferman padişahın dağlar bizimdir demiş. Yani fermanın geçmediği yer de var. Yani padişah ferman verirse kellemizi alsın. Dağlar da bizimdir. Dağa çıkarız. Dağa çıkarız tabii. Tamam. Yani öyle sınırsız güç yoktur. Dün de bu Dati Free'lerde sorun yaşandı.
oraları kapatıldı. İşte işletmeciler geldi. Onların tutuklanma gibi bir durumları ortaya çıktı. Tamam. Böyle bir durumla da şimdi karşı şöyle diyebiliriz. Yani madem ki ekmeğe dayanan bir düzen vardı ve biliyoruz ki kamu görevi, daha doğrusu kamu maliyesinde özellikle bu Aralık Ocak ayında bir sıkışıklık yaşandı, değil mi? Zaten 13. maaşlar ne kadar geç ödendi. Yani bu kamu maliyesi işte halktan toplanan yine paralarla 2 ayda 3 maaş ödedi. Tamam. Ve diğer bir takım ödemeler de yapmak durumunda kaldı. Çiftçilere kısmi ödemeler yapıldı. Hatırla ne kadar gerginlik vardı. Mesela bu ek mesai ödemeleri gecikti. Bildiğimiz de şudur. Dün de bu ek mesailer ödendi. Bugüne kadar da her ayın 10'unda benim bildiğim dün yaptığım araştırmalarda bu ödeniyordu. Bu 13. maaş ödemelerinin gecikmesi yüzünden burada da bir gecikmeler oldu. Kaldı ki zaman zaman olabiliyor. Çünkü bu devletin mali yapısı budur. O kadar. Bunu bir kaosa döndürmekle çalışanlar, gümrük çalışanları, gümrük memurları ne elde ettiler? Hedefleri nedir? Bizi zamanında ödeyin mi diyorlar? Ne diyorlar? Ben bunu anlamadım zaten. Ek meselelerini istiyorlar. Tamam, isteyebilirler, haklarıdır. Yani bu kaosu yaratmakla alabilecekler mi bunu? Çünkü bir yerde kasada bu para duruyordu ve kendilerine verilmiyor muydu bu para? Yani siyasilerin, örneğin Maliye Bakanı'nın öyle bir motivasyonu vardı ki ya para bana kalsın, vermeyin bu insanlara. Ve böyle eylem yaptılar ve aldılar bu parayı Maliye Bakanı'nın elinden. Evet. Öyle bir şey yok. Bak adam Maliye Bakanı 13. maaşlarla ilgili bile hatırla Aralık ayı boyunca Ocak'ta ya dedi, bu bizim yükümlülüğümüzdür. İrfısak da ödenecektir. Yükümlülüklerini reddeden, inkar eden bir siyasi ekip mi var? Bir Maliye Bakanı, Başbakan vesaire mi var karşılarında? Yok. Bak şimdi adam diyor ki gümrük çalışanları, gümrükten diyor evcil hayvanların da kontrolsüz geçtiğini söylüyor. Evcil hayvanlar kontrolsüz geçiyor. Denetimsizlik olursa diyor kaçakçılık artacak diyor. Kaçakçılık riski ihracat ve turizm alanlarında sorun yaşatabilir diyor. Bu şantajdır. He, işte onu diyorum. Bu şantajdır. Sen ne diyorsun? Şantajdır. Ben öyle diyorum. Sen ne diyorsun diyorsun. Ben de sana senin şeyini. Sen devlet olarak ne diyorsun? Ne diyeceksin? O da devletin bir parçasıdır Cem. Sizin anlamadığınız, bazen anlaşılmayan şey yani sanki bir hükmü şahsiyet var, mutlak otorite hemen çabuk çabuk karar verir veya şey yapar. Devlet bir mekanizmadır. Yasaması var, yürütmesi var, çalışanları var, yargısı var. Hatta sivil toplum onun bir parçasıdır. O sistem içerisinde karar verir. Şimdi biz bunu tartışıyoruz. Bu arkadaşların yaptığını doğru bulmuyoruz mesela. Ama devlet ne yapsın? Kafalarını kessin. Devlet adam istihdam etsin. Akşam niye yapmadılar? Yok böyle bir şey. Böyle bir devlet mekanizması dünyanın hiçbir yerinde yok. Kaldı ki olsun da istemiyoruz. Olsun da istemiyoruz. Mesela Türkiye'de oldu aynı şey. Türk Hava Yolları aynı şeyi yaptı. Değil mi? 240 küsür kişiydi. Aynı gün onları işten çıkardılar biliyorsunuz. O bir şirket idi. Aynı gün. Ertesi günde onun yerine 240 kişiyi koydular. O bir şirket idi. Sonra orada hiç başka sorun yaşanmadı mı? Yaşandı. Ayıp bir şey değil miydi o yapılan? Şantaj yaparlar. Şantaj yaptılar onlar da. İnsanlar grev yaptıydı. Eylem yaptıydı. Hatırlıyorum ben de olayı. Ben de hatırlıyorum. Her şeyi kilitlediydiler yine sizlere. Nasıl her şeyi kilitlediydi? Ya grev hakkı uçuşlar var ya yok. Uçuşlar yoktu vesaire. Bir dakika. Ya grev hakkı var ya yok. Nasıl yani hem grev olacak bir havayolu şirketinde grev yapıldığı zaman uçuşlar etkilenmez mi? Uçuşlar etkilenmeyecekse grev niye yapılır? Yahu bir sistem vardı, devam etmesi gerekiyor. Hayır. Sen o sistemi kilitleyerek yapamaz. Öyle bir şey yok. Nasıl haklılık ve haksızlık bazında tartışabiliriz, temelinde tartışabiliriz. Ben sana diyorum ki bugün
gümrük çalışanlarımızın bu eylemi haklı değil. Size göre haklı. Kaldı ki evet bana göre. Adamlar ek mesai yaptı, paralarını istiyor. Bir dakika vereceğim. Ben bana göre olanı söylüyorum zaten. Evet. Size göre haklı değil diyorum. Bu memlekete evet bana göre zaten. Haklılık ve haksızlık üzerine. Burada zaten bulunmamın nedeni bana göre olan şeyleri size söylemek. Size göre bir şey az önce bunu sormamız sebebi şu. Bir şeyi ispatlamaya çalıştım. Haklılık ve haksızlık üzerine eğer değerlendirme yaparsanız bu size göre haklılık veya haksızlık olur. Tabii sen de bunun için buradasın zaten. Aynen. İnsanlar da seni senin görüşlerini anlamak için dinlerler. Sana göre haklı mı haksız mı? İşte Hasan Erçakıcı'ya göre haklı mı? Bu olayda haklı veya haksız diye değerlendirme yapamayız mesela. Neden yapamazmışız? Yapamayız. Her konuda yaparız. Mesela, biz burada bunun için varız. Biz yaparız kendi adımıza ama... Hani işin şey boyutu açısından bak. Ney boyutu? Ney boyutu? O şey boyutu grev, diye bir şey yok. Grev yapmaları, ne bileyim bilmem ne yapmaları açısından baktığımızda bunu bu şekilde yapamayız. Devlet o noktada gerekeni yapmak zorunda. Bu söylediğinden hiçbir şey anlamadım. Yani içi boş cümleler. Tamam haklı veya yani bu böyle şey falan filan ne? Kardeşim insanlar dediler ki biz ek mesailerimizi zamanında alamayacağımız için ek mesai yapmıyoruz. Ben diyorum ki arkadaşlar bu eyleminiz haksızdır. Çünkü bu kamunun mali sorunları olduğunu hepimiz biliyoruz. Zaten bu eylemleri yapmakla da elinize bir şey geçmeyecek. Somut bir talebiniz de yoktur. Zaten muhtemelen bu işler yoluna girdiği zaman bak gazetede başka haberler de var. İşte su konusu tamamlanıyor. Belki protokol imzalanacak. Siz ek mesailerinizi gününde almaya devam edeceksiniz önümüzdeki aylarda. Dün ve siz önceki gün belki de bugün de bu ek mesai yapmama kararı alarak ülkenin başına diğer yurttaşlarınızın başına lüzumsuz gereksiz sorunlar açtınız. Bu benim yargım. Burada bulunmamın nedeni bu. Böyle oldu. Çok güzel yani. İşte ha? Bak haklı nasıl, haksız. Çok, haklı nasıl, haksız. Şimdi ben şimdi açıklıyorum Hasan abiciğim. Az önce dedi ya, anlaşılmıyor diye. Anlatayım tamam. Bu iş öyle olmaz. Haklı haksızla buradan değerlendiremeyiz. Senin yaklaşımınla ki söyleminle tamam mı Hasan abiciğim? Bu iş yine olmaz. Ne hangi iş? Bu işler düzelmez. Bu adamlar yarın öbür gün yine çıkacaklar, yine aynı şeyi yapacaklar. Tamam yapacaklar. Tamam sen eğer devletsen. Yani neyin düzelmesini beklesin? Dinle. Sen devletsen eğer tamam. Yapman gereken nedir işte onu anlatmaya çalışıyorum. Sen diyor ya onlar da devlet. Hangi devlet yapar yani? Hükümetsen diyelim, boşver devleti. Hükümetsen daha doğru bir kelime. Eğer hükümetsen şöyle yaparsın. Senin ek mesai ödeme gücün yoksa. Sen bu ek mesaileri vesaireyi tamam. Böyle o haklıdır, bu haksızdır arkadaşlar işte ödeyeceğiz yok 13. şey maaşı da ödedik zaten biz işte mali olarak şunları yaptık bunları yaptık bak işte ekonomik protokolde imzalarsak para gelecek o zaman zaten ek mesai ödeyeceğiz. Bu naylon bu hikaye yani. Gerçek hükümet şunu yapar. Paran yoksa ek mesai sözü de vermezsin. Paran yoksa ayağını yorganına göre uzatırsın kendi bütçene göre hareket edersin. Ek mesaiyi ödeyemeyeceksen, yapamayacaksan insanlara ek mesai sözü de vermezsin. O yüzden haklı haksız tartışması olmaz diyorum. Bu iş matematiktir. Adama haksızsın dersen, gümrük çalışanlar, o da diyor ki nasıl haksızım? Ya sen bana ek mesaiye çalıştığında para ödeyeceğim dedim. Ben de ek mesai yaptım, paramı ödemiyorsun. Haksız mı adam şimdi? Haklı. Anlatabildim mi? Yok. Cevap vermiyorum. Ben de bu da benim görüşüm. Hayır, yani bu görüşün olabilir ama... Burada gümrüklerde... Benimkisi gerçek olan, realist olan. Öyle bir şey. Devamlılığı... Hiç dayanağı olmayan, yani boşuna konuştun canım. Ciddi özür dilerim. Yani sen ara bulucu olarak konuştun, ekonomik protokol, bilmem ne... Ben ne ara bulucu konuştum? Öyle ben konuştum. Ben olayı anlattım. İşte bak sizin yapınızda Hasan Bey, hani sen diyor ya, sizin gençler bilmem ne, işte bu sizin düşünce yapınız sorunu bitirmiyoruz. Sorunu öteliyor. Anladın mı? Hükümetin anlamadım. Yapısı da o. Sorunu anlamadım. Öteliyorsunuz. Anlamadım. Bu sorunu öteliyorsunuz. Hiç neyi öteliyor ya? Öteliyor. Hocam. Cem sen zaten sorunu da anlamadın. Ben anladım abi. Sen ne anladın? Ki, ne anladın?
Bak çok net bir şey söylüyorum. Sadece beni dinle. Sen ön yargılarını unut şimdi. Sadece beni dinle, tamam mı? Cem'i söyledikten... Ben ön yargılarımı unutamam. Öyle bir mekanizma yoktur ön yargılarımı. Onları ön boş yargı, ver. Ön yargı. Sadece beni dinle. Olsaydı ön yargı olmazdı. Senin cümlelerinden aslında sana cümle kuruyorum ama sen şu an anlamıyorsun. Hayır, ben o cümleden bir şey anlamadım. Yani, en başta seninkilerinden alıntılar yapıyorum. Devletin bu parayı ek mesaileri ödemeyle ilgili bütçemiz böyledir demiyor musun? Hayır. Ne diyorsun? Öyle bir şey demiyor. Az önce öyle dedin. Nakit sorunu var. Ne bütçesi? Kamu maliyesinin sıkışıklığıyla siz bütçe nedir? Nakit nedir? Şu nedir bu nedir bile ayırt edemeye. Bir şey söyleyebilir miyim? Evet. Doğru. Sizin bütçenizin 360 milyonluk bir açığı yok mu? Evet. Artı Türkiye'den alınacak 1.1 milyar TL'lik de parayı eklediğimizde 1.5 milyara yakın açığınız yok mu bütçenizde? Tamam, nasıl onu ekledin de? Yani tamam, şunu söylemeye çalışıyorum. Bütçeleştirilmiştir yani. Ya. Senin, zaten bunun için konuşmuyor muyuz? Senin gücün yok yahu. Anlatabiliyor muyum? Güç başka, bütçe başka. Yani niye siz onu anlatmaya çalışıyorum? Bütçe başka, güç başka, nakit gücü başka. Niye şey yani, nakit sen diyorsun ki insanlara ek mesai yaptırma. Evet. Tamam, 3.30'da bitiyor kamu görevi. 3.30'da Ercan Havaalanı kapanacak. O zaman vardiyaya geç diyorum. Sen de diyorsun ki öyle devlet padişahlık mı? Yahu bu bugünkü sorun değil ki. 3 yıl önce niye geçmedin vardiyaya? Yani madem ek mesaiyle ilgili sorunlar. O şimdi öyle mi oldu? Ben bunu zaten da başta söylediydim. Neyi? Ben bu sisteme yaklaşmamız gerekiyor. Sistemi değerlendirmemiz gerekiyor bu olay vesilesiyle. Siz bakıyorsunuz hayvanlar geçiyor, işte kaçakçılık oluyor falan filan. Oluyorsa da oluyor. Mu? İnsanların kafasını kesecek halimiz yoktur ya kaçakçılık olmasın diye. Veyahut da devletin kanunlarını, nizamlarını yerle bir edecek halimiz yoktur ya kaçakçılık olmasın diye. Biz demiyoruz. Gümrük Çalışanları Sendikası'nın başkanı diyor. Bana ne? O da diyebilir, sen de diyebilir. Kaçakçılık oluyor diyor, bak diyor hayvanlar geçiyor diyor. Onu zaten onun değerlendirmesini söyledim. Bunun, onun bunu söylemesi zaten ayıptır. Çünkü o kendi yaptığı eylem yüzünden bunlar oluyor diyor. Sonra bunu duyuruyor. Der Kıbrıslılar. Bunun devamında ne bekliyorsun demektir bu Paramı öde diyor. Öde yok. Varıdı ödedi dün adam. Harmancı da dedi geçen gün. Olmayan parayı nasıl ödeyeceğim dedi. Defkoşa Belediye sözlerinde. Yani şimdi onu hatırladım. O cümleyi hatırladım. Yok. Yok. Anlayış diye bir şey yok mu? 3 gün daha beklemek yok mu? Ben dediğim bu dolayısıyla bu eylemi haksız buluyorum dedim. Çünkü 3 gün daha beklenebilirdi yani. Niye beklesin canım? Beklemezse beklemesin, ben de ona sadece haksızdır diyorum eylemi. Bir şey demiyorum ya. Ben zaten beklememiş. Haklı. Yani buyurun. Beni mi dinledi zaten? Zaten beklememiş. Ben olsam ben de. Beklemediği için bu şey oldu. Ha şimdi sen diyorsun ki ben de diyorum onu. Vardiyaya geçsin devlet. Bu şeyden dolayı yani işte mali boyutu da tabii zaten hesaplanması gereken bir şeydir. Çünkü vardiyaya geçtiği zaman gümrük çalışanlarının sayesinde bir artış meydana gelmesi gerekiyor. O nöbet sisteminin veya vardiya sisteminin dönebilmesi için onu hesaplayacak maliye veya hükümet. Zaten bu çoktan beri üzerinde durulan bir husustur. Çünkü zaman zaman tersi de bunun iddia edilir. Yani ek mesai sistemiyle devletin daha karlı çıktığı da iddia edilebilir. Belki de şimdi çalışanlar, bak bir gazetede Ahmet Kaptan Bey'in KITAMS başkanının görüşü vardır. Başlığı okuyabildim sadece. Tam mesai, o tam mesai yani tam güne, onu bulmak lazım. Tam güne geçmekle mesai ödemeleri azalmaz demiş Ahmet Bey. Bak bakayım ne dedi. Tamam da çok önemi yok ki Hasan abi şu anda. Ya önemi yok olur mu? Var tabii. Yani var tabii diyorum. Yok tabii. Tamam, o zaman yoksa yok. Hayır ya, yani şey yani işin... bu tartışılacak işin... ve belki bu eylemden çıkan ders bu olacak. Ama yani devlet veya devlet adına hareket edenler kimse öyle birisi yok zaten. Yani bir gecede vardiya sistemine geçecekti ve dün Ercan'da yaşananlar yaşanmayacaktı vesaire diye bir şey yok. Başlatacaksın işlemi. Onu demeye çalışıyorum. Ne? Hükümet olarak işlemi o an başlatacaksın.
Eğer vardiyaya geçmek istemiyorsan vardiyaya... Adam gitti bir yasaya başlayacaksın diyorum. Yahu yasaya başlayacaksın, niyetini belli edeceksin. Bir şekilde bunu çözeceksin. Bugün zaten çözmeye çalışman her geçen gün senin zararına. Senin madem böyle bir problemin var, bunu çözmeye yönelim. Ne dedim? 2 sene önce, 3 sene önce. Ya bugünkü sorun değil ki bu. Yıllardır konuşuluyor. Söylemeye çalıştığım o. Tamam, o zaman ben de sana derim ki yıllardır 5 tane hükümet vardır. Hangi hükümete söyledin bunu? Ya hepsi sonuçta hükümetten bahsediyorum. Olur mu öyle şey? Nasıl olur? İşte soyut bir şey yaratıyorsunuz. Devlet, devlet bunu yaptı, devlet bunu yapmadı vesaire falan. Siz de Hasan Bey diyorsunuz ki 3 gün daha bekleyin canlarım. Hayır, ciğerlerim. Para geliyor, paramız yok, şimdi 3 günde vereceğiz diyorsunuz. Benim sistem bu yani. İnsanlar somuttur orada. Hayır canım, niye bekleyecek adam? Yani bu şey, herkes bizi dinlemek mecburiyetinde değildir bu anlamsız tartışmayı. Bence çok anlamlı. Ya ne anlamı var? Anlamlı adamlar bir şekilde haklılar. Niye beklesin 3 gün? Parasını istiyor adam. Getirmezsen diyor, bak köpek giriyor diyor, hayvan giriyor diyor, kaçakçılık oluyor diyor. Tamam, insanlar kimin ne dediğini anlamıştır. Ne demişti? Bu yeter. Sen yok, bilmiyorum ben. Bir cümle var. Benim söyleyeceğim sözüm yok başkan. Gideceksin canım. Öyle bir şey. Öyle bir açıklaması var. Evet, onu da kınadım zamanında. Şimdi bu şeyle ilgili Hasan abi. Ha, su konusunda uzlaşma diye başlıklar var, gördün mü? Gördüm. Uzlaşma diye yok henüz. Ha, öyle diyor Kıbrıs. Kıbrıs'ı manşet verelim. Türkiye'den gelen suyun dağıtımı konusunda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden gönderilen öneriye Ankara'dan olumlu yanıt gelmiş. Ekonomi, Maliye ve Tarım Bakanları ileriki günlerde Türkiye'ye gidecekmiş. Mesela bu bir haber. Bir anlaşma yani yok. KKTC hükümeti Türkiye'ye bir ileri müzakere belgesi gibi isimlendirdiği bir belge ilettiydi. Türkiye'den de yanıt geldi. Bunu görüşmeye hazırız diye. Bir davet yapıldı. KKTC hükümeti de bir heyet belirledi. 3 bakandan oluşan bir heyet. Herhalde bugün yarın en erken zamanda, çünkü bu aciliyeti de var, gidip bunu sonlandırmaya çalışacaklar. Evet. Ama bu demek midir ki nihai olarak bitti? Nihai olarak bitseydi zaten niye 3 bakan gidecekti şeye? Ankara'ya. Neyi müzakere edeceklerdi? Bitmiş şeyin müzakeresi olmaz. Bitmemiş şeyin müzakeresi olur. KKTC'den gelen öneriye Ankara'dan evet yanıtı geldi. O zaman 3 bakan niye gidiyor? Niye gitmiyor, davet edilmiyor? Sayın Başbakan imzalasın bunu. İşi bitirsin. Evet. Demek ki 3 bakan gideceğine göre, yani normaldir de yanlış anlaşılmasın. Ben de uzlaşma yoktur anlamında da söylemedim bunu. Tabii o gazetenin tercihi su konusunda uzlaşma. Çünkü olumlu bir de sosyal medyada 1-2 gündür işte Türkiye'ye reddetti vesaire gibi haberler dolaştığı için gazete böyle bir başlığı tercih etmiş olabilir. Yani olumlu bir gidişatı uzlaşma diye sunmayı tercih etmiş olabilir. Evet. Yani bir sıkıntı yok. Şeyi verelim arkadaşlar, Diyalog gazetesini verelim. Evet, Diyalog gazetesinde Hasan abi bugün şey var. Hellim konusu var. Nefesimizi keserler. Süt ürünleri imalatçılarına göre Rum Tarım Bakanlığı hellim tescilindeki tavrıyla Türk üreticileri bitirmek istiyormuş. Şimdi bu, versene bana bir tane daha vardı. Ya bunu ver. Şimdi bakarak konuşayım da yanlış bir şey söylemeyeyim. Sayın Avunduk, Süt Ürünleri İmalatçıları Birliği Başkanı bu açıklamayı yapıyor. Aslında bu son birkaç ayın içerisinde Sayın Avunduk bu uyarıyı birkaç defa yaptı. Ben de işin doğrusu burada sana bunu birkaç defa anlatmaya çalıştım. Ya. Şimdi bir ara, işte hatırlasın herkes lütfen. Yani bu hellim işte tescil ediliyor. Dolayısıyla öyle olacak, şöyle olacak. Hellim ihracatı patlayacak. Türkiye'de hellim yapılamayacak. Veya adı kullanılamayacak. Neyse. Öyle olacak, böyle olacak. Şimdi ben başka bir noktaya geleceğim. Sonra son
belki 3-4 ay var. Bu konuda ses seda çıkmıyor. Şimdi benim en önemli eleştirim ve değerlendirmem burada resmi makamlara veya bu işi sürdüren bugüne kadar insanlaradır. Burada ne olduğunu halka tam olarak açıklamaları lazım. Çünkü bu bizim diğer siyasi tavırlarımızı da etkileyecek bir durumdur. Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı, yani Avrupa Birliği'nin hükümetinin başkanı, yani başbakan gibi bir iş gören biri, Juncker adaya geldi ve bir yanına Anastasiadis'i, bir yanına da Sayın Akıncı'yı alarak açık bu konuda açıklama yaptı. Evet. Ve dedi ki bu şeyi paylaşmaktan gurur duyarım dedi. Tamam? Evet. E şimdi ne oldu? Nasıl olur böyle bir şey? Bu noktaya geliriz. Yani Avrupa Birliği Komisyonu şeyi aradım. Özür dilerim izleyicilerden. Buldum ama. Onun için onları da bakın TRT Haber'in site olarak onun haberi çıktı karşıma. Onu okuyorum. Hellim konusunda uzlaşıya vardık. Kıbrıs'ta temaslarda bulunan AB Komisyon Başkanı Juncker hellim peynirinin Türkiye jargonuyla böyle yazılmış. Türkiye Türkçesiyle. Hellim peynirinin AB içinde tescil edilmesi konusunda önemli adım attıklarını belirtti. Tamam. Bunun tarihi 17 Temmuz 2015. Tamam. Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık. Bu ben 3-4 ay önce dedim. Bak 5-6 ay önce. Hı hı. Ve sonra böyle bir durgunluğa gidiliyor. Ve bizim konuyla ilgili imalatçılarımız, başka bir gazetede de var. Orada da hayvan besleyicileri ya burada. Birliği'nin Naimoğulları'nın açıklaması da burada var. Hellim ihracatı tehdit altında. Şimdi ben nedir olay? Tam anlayabilmiş değilim. Onun için kimseyi yanıltmak istemem. Ama burada işin siyasi boyutu çok önemli. Ne oluyor kardeşim? Temmuz ayında AB Komisyon Başkanı'yla beraber yapılan bu açıklamadan sonra 6 işte 7 ay geçmiş olmasına rağmen bu haberler ortaya çıkıyor. Bunun siyasi sorumluları nerede? Onun izahatı nerede bu topluma? Hı hı. Yani bu durum benim şimdi söylediğim, yani bu anlamsızlık durumu veya izahat vermeme durumu kanımca ne olduğu kadar önemlidir. Çünkü isteyen istediği zaman çıkacak bu topluma güzel haber vermek için, onu yaptık, bunu yaptık diyecek. Sonra başka bir şey olduğunda, olumsuz bir şey olduğunda herkes bir taşın altına sinecek mi? Anlamadım bunu. Evet. Yani bu bilmiyorum, anlatabildim mi de sorunu yani. Şimdi bir de şöyle bir problem olduğunu söylüyor. Benim anladığımı da söyleyeyim de Hasan abi, o çerçevede yorum da yap. Şimdi diyor ki Sayın Avunduk, evet, Süt Ürünleri İmalatçıları Birliği Başkanı. Rumlar diyor ki, yani Rum Tarım Bakanlığı'nın tescil konusunda tek yetkili olacağını, Rum Tarım Bakanlığı'nın denetleme konusunda tek yetkili olacağını söylüyor. Öyle bir durum olduğunu söylüyor. Kendilerine göre egemenlik haklarına helal gelmesini istemiyorlar diyor onlar. O nedenle atamayı kendileri yapmak istiyorlar. Bu durumda bizim tüm bilgilerimiz Bureau Veritas, doğru mu? Bureau Veritas. Bureau Veritas. Ya yani orada Fransızca yazıldı. He, Türkçe Bureau Veritas. Bureau Veritas. Aracılığıyla Avrupa Komisyonu'na gittiği gibi Güney Kıbrıs Tarım Bakanlığı arşivine de gidecek. Bunlar tehlikeli gelişmeler diyor bilgiler şimdi için. Şimdi o Avunduk işin özüyle ilgili şey söylüyor. Başka bir söylüyor. Şey daha söylüyor. Diyelim ki buradan sınıfı geçtik. Gerçi bizi de geçirtmezler diyor. Çünkü onların elinde olacak diyor. Bizim elimizi okeylemezler diyor yani. Bu sefer diyor Rum Tarım Bakanlığı değerlendirme sonucunda Mosa, Girne ya da Ercan limanını kullanamazsınız. Bizim limanları kullanacaksınız. Kullanın diyor. Diyorlar diyor. Şimdi Cem, Sayın Avunduk'un söylediği zaten 5-6 senedir tartıştığımız konudur.
Yoksa Kıbrıslıların, yani Kıbrıslı Türklerin ve Rumların ikisinin birlikte bu hellimin yerel bir marka olarak, isim tescili olarak yapılmasını evet. istiyorlar. Çünkü bunu Kıbrıslılar yaparsa bu defa başkaları hellim diye üretim yapamayacaklar. Yapsalar bile en azından Avrupa Birliği'ne ihraç edemeyecekler. Yani Avrupa Birliği'nde bu ürün hellim adıyla Kıbrıs'ta yapılmadığı durumlarda dolaşamayacak. Örneğin geçen gün burada okuduk. Hüseyin Ekmekçi yazısına aldı, koydu bir görsel. Hı hı. Mangal peyniri diye. Gibi isim de değişebilir. Yani tamam, öyle şeyler olabilir. Nitekim beyaz peynir de işte Yunanistan'da feta'dır. Yunanistan onu feta diye tescillemiş. Türkiye beyaz peynir diye ama ihracatını yapıyor Avrupa Birliği'ne. Olay zaten buydu. Yani olay böyle yasak gelecek, başka hiçbir yerde hellim yapılmayacak falan diye bir şey değildi. Hellim, hellumi adı kullanılamayacaktı. 5-6 yıldan beridir bunu tartışıyoruz zaten. Tartıştığımız konular neydi? Şimdi Sayın Avundu'nun söyledikleriydi tartıştığımız. Bunun kontrolünü kim yapacak? Hı hı. Ve bu nasıl ihraç edilecek? Yani Türklerin hakları, Türk üreticilerin nerede hakları, kalacak? Pozisyonu ne olacak burada? Şimdi biz buradan... zaten bunun için 5-6 yıldan beri Avrupa Birliği kapılarında mücadele veriyordu siyasilerimiz, bürokratlarımız, evet. sivil toplum temsilcilerimiz. Ha, eğer burada Rumların biz egemenlik hakkımıza laf söylettirmeyiz diye ve AB üyesliğini de kullanarak, çünkü AB üyesidirler, evet. bir engellemesi söz konusuysa onu bizim bilmemiz lazım. Bunu Sayın Cumhurbaşkanı'ndan başlayarak bu işle uğraşan yetkililerin, hükümet yetkililerinin vesaire bize açıklaması lazım. Evet. Biraz önce dediğim budur. Onu tekrar edeyim. Yani güzel müjdeli bir haber olacağı varsayıldığı zaman herkes ortaya çıkıyor. Böyle olumsuz bir haber olacağı zaman ortada kimse yok. Kimse yok. O iş öyle olmaz. Bu önemli ama burada başka bir şey daha var, onu da söyleyelim. Şimdi tabii bu konular konuşuluyor, tartışılıyor. Biz de birkaç programımızda bunu konuştuk. Şimdi daha bugünden biz diyoruz ki işte onların denetiminde vesairesinde olursa bizim malımız geçmez bilmem ne. Yarın çözümden sonra ne olacak, nasıl olacak bunları da detaylı değerlendirelim. Sen zaten o hükümetin bir parçası olacaksın. Ama Rum denetçisi olduğunda düşün. Türk denetçisi de olacak. Ha, yani orada eşitlikleri vesairenin olması ne lazım. Niçin müzakere yapılıyor? Aynen. Aynen. Evet. Şimdi bir başka konumuz daha var. Onu da geçeceğim Hasan abi ama şimdi şey var. Bir konuğumuz olacak programımızda. Stüdyoda konuğumuz geldi olacak. Geldi mi Hasan Bey acaba? Bilmiyorum. Hasan Bey geldi mi? Yok. Bekliyoruz. Kendisi gelince yayın alacağız. Gümrük çalışanlarından, Gümrük Çalışanları Sendikası'ndan Sayın Emin Aramış, Gümrük Çalışanları Sendikası Genel Başkanı Erol Emin yayına bağlanmak istemiş. Efendim bizim program formatı açısından biz zaten gereğinde arıyoruz, bağlanıyoruz sendikacılara. Bir de konuğumuz var, yani yayın formatı açısından öyle bir format. Süre yetmez. Süre yetmez. Ne sizi mutlu eder bu süre, ne bizi mutlu eder. Başka günlerde elbette yayını alırız. Onu da belirtmiş olalım kendisine buradan. Şimdi Hasan abicim, bu bugünkü Kıbrıs postasında bir haber var. O da bayram değil, seyran değil. Fatih Terim bizi niye öptü? Bu bir tabii öngörü haberi gibi bir şey aslında. Hayır. Mı? Yoksa hayır, gerçek hayır. mi? Rasih Reşat, gazetenin genel yayın yönetmeni, köşe yazısında da yazdı bunu. Hı hı. Enteresandı. Ben dolayısıyla bu sabahtaki bu kısıtlı saat dakikalarda bunu hemen okudum. Yorum yapmadan hemen söyleyeyim mi? İzleyici bilsin neyden bahsettiğimizi. Ha, ben de zaten söyleyecektim ne olduğunu. Evet, ha, tamam, söyleyecekse söyle. Okudun mu yazıyı? Tam okumamışsan ben söyleyeyim. Sen söyle. Rasip diyor ki, bu Fatih Terim İstanbul'daki Emit Turizm Fuarı'nda ıslandığımızı evet. ziyaret ettiği, ben de Kıbrıslı Türk Türk'üm bir babadan falan gelmeyim evet. dediği ve bu ambargolar için uğraşacağım dediği. Evet. Bunun dedi perde gerisinde bir başka olay var.
Serdal Adalı, Serdar değil, Serdal Adalı. Türkiye'de tanınmış spor yöneticilerinden birisidir. Şimdi hala Beşiktaş yöneticisi değil herhalde. Bir dönem Beşiktaş'ın önemli yöneticilerinden birisiydi. Evet. Türkiye Cekoy Kulübü başkanıdır, iş adamıdır. Kuzey Kıbrıs'ta bir otel yapmak istiyor. Bir araziyle ilgili bazı gelişmeler var. Ve bu gelişmeleri tamamlayabilmesi için Turizm Bakanı Sayın Sucuoğlu'nun onayı gerekiyor. Yani bir yerde diyor ki Fatih Terim'i aldı, İstanbul'a geldi, KKTC standına biraz Turizm Bakanımızdan torpil istedi. İşin özeti bu. Ben de diyorum ki şimdi yorum yapabilir miyim? Böyle bile olmuş olsa bu iyi bir şey. Eğer zaten bu şekilde olmuşsa bu bizim ayıbımız. Niye bu adama izin vermiyoruz? Niye bir izin vermiyoruz? Niye bu işi yapmıyoruz? Biz yatırım istemiyor muyuz? Eğer de ortada bir usulsüzlük bir şey varsa adama niye açıklıkla bu işin olmayacağını söylemiyoruz? Evet. Eğer söylememişsek. Ve evet. Fatih Terim gibi bir figürü tanıtımda kullanmak için, yani Sayın Terim böyle bir iş için bile ıslandığımıza geliyorsa, demek ki biz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak rica etseydik hayda hayda gelirdi diye düşünüyorum. Biz bunu niye? Bizim aklımızın bugüne kadar kesmemiş olmasından dolayı da biraz üzülüyorum. Yani bu aklı kesmeyenler içerisinde kendimi de sayarak söylüyorum. Yani geçmişte çünkü bu işlere bulaşmış birisiyim. He, Fatih Terim'in işte şimdi babasının Kıbrıslı olması aklına gelmedi. Yani Serdal Adalı Fatih Terim'in Kıbrıslı olduğunu, Kıbrıs kökenli diyelim, tamam, daha doğru olur, bildiği için onu bir yerde bize karşı işini halletmek için kullanmaya çalışıyor da. Bir dakika, burada bir şey söyleyeyim. Biz niye Fatih Terim'i Kuzey Kıbrıs'ın promosyonu için kullanmaya bu kadar zaman akıl etmedik? Bir şey daha söyleyeyim. Fatih Terim'in böyle bir şeye de ihtiyacı yok bu arada. Arkadaşıdır ya, arkadaşlık yaptı. Arkadaşla herkesin ihtiyacı Fatih var. Fatih Terim isminin, yani babası Kıbrıslı olmasaydı da yine de yeterli olurdu. Ama şimdi o bir bağ olur, o anlıyorum, bir şey. Yani ya anlıyorum onu da, yani şeyi promosyon vesilesi olur. Yani propaganda vesilesi olur. Anladım onu. Onu anlıyorum da. Yani o işin bir plus bonus, yani ufak bir artısı, ama ya böyle bir şeye de ihtiyacı yok demeye yani çalışıyorum. Yani Rasit diyor ki arkadaşlar, yani bu işi zannetmeyin ki biz yaptık. Bu işi Serdal Adalı yaptı, kendi işini halledebilsin diye. İşin özeti bu anladığım kadarıyla. Şimdi geçen Davos ziyareti sırasında Cumhurbaşkanı Sayın Akıncı'nın oradaki görüşmeler sırasında demiştiniz ki Hasan Bey programda, bu Anastasiadis bu üçlü görüşmede Ban Ki-moon, Akıncı ve Anastasiadis görüşmesinde Anastasiadis bir belge verdi. Evet. Akıncı'nın da bilgisi olmayan, Akıncı'nın da bilgisi olmadığı bunu, yani onu da yayında söylemiştiniz. Uygun bir şey olmadığını, hatta yani terbiyesizlik, tamam, öyle bir şey dedim mi? Demedim o zaman demediniz galiba, ama yok. Bu uygun değil demiştiniz, böyle hani şey, rol çalma gibi, hani ne Akıncı'nın haberi var, işte al benim belgem, biz böyle düşünüyoruz ha falan diye verdi demiştiniz, bunun doğru olmadığını söylemiştiniz. Şimdi o belge döndü dolaştı Hasan abi, problem oldu, basına sızdı çünkü belge, Ban Ki-moon'a sunulan belge. Anlaşmaya yönelik yol uzun, belirsizlikler fazla. Belgede neler oldu bu arada? Basına sızan belgede neler oldu? Bunları okuyayım mı? Sen bilirsin. Okuyayım, izleyicimiz de bilsin. Anastasiadis Davos'ta Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon'a ne verdi? Nasıl bir belgede ne yazıyordu? Verdiği belgede ne yazıyordu? Onlar. Anastasiadis kendi bakış açısıyla müzakere sürecini Ban Ki-moon'a vermiş. Son durumla ilgili Anastasiadis demiş ki anlaşmaya yönelik yol uzun, belirsizlikler fazla. Uzlaşılar konusunda yönetim, güç paylaşımı, mülkiyet, ekonomi ve Avrupa Birliği başlıklarında önemli uzlaşı var. Görüşülmeyen konular olarak da toprak düzenlemesi, güvenlik ve garantiler, yabancı askerlerin çekilmesi,
anayasa ve yasaların yazımı, uluslararası anlaşmalar listesi var. Önemli diye not almış Anastasiadis. Yeniden yerleşimin ve tazminatların maliyeti, federal örgütlerin ve kurumsal örgütlerin kurulması önemli demiş. Fon içinde bağışlar için uluslararası konferansı önermiş. Çözümün ilk günü demiş, Kıbrıslı Türklerin faydaları hükümete katılacak, limanlar ve havalimanları açılacak, direkt ticaret başlayacak. Çözümün ilk günü Rumların faydaları, Kapalı Maraş'ın iadesi, ara bölgenin derhal iadesi, iskana açık olmayan bölgelerin iadesi şeklinde Anastasiadis notunu düşmüş. Bu belgeyi de Sayın Ban Ki-moon'a vermiş Hasan Ağa. Evet. Şimdi bu yani iki tarafı var işin hocam. Bir kere Davos'ta olabilecek muhtemel iyi gelişmeleri bloke etmekti bunun manası bana göre. Yani burada konuşulmamış şeyleri, mesela işte anlaşmanın ilk günü ne olacak? Anlaşma oldu da ilk gününü, senaryosunu çok önemli bu diyor vesaire. Kendi görüşlerini tamam. Bu yazının içerisinde anlaşılıyor ki bazı başlıklarda işte konsensusa vardık falan gibi ifadeler de kullanıyor ama evet. Yani bunların böyle olmadığı da biliniyor zaten. Yani bir izlenim yaratma, müzakerelere veya Kıbrıs sorununa kendisinin nasıl baktığını tek yanlı olarak Ban Ki-moon'un önüne koyma girişimiydi. Bunu şeye vermiş. Bir de işin patronu benim. Tabii evet, yani. Bunu şeye vermiş. Rum Ulusal Konseyi'ndeki arkadaşlarına vermiş. Onlar da bunu basına vermişler. Şimdi kendi aralarında da bir problem var. Vesaire. Bu konuda bir şey daha söylemek gerekiyor. Bu birkaç gündür tartışılıyor. Hı hı. KKTC Cumhurbaşkanlığından henüz bu konuda hiçbir açıklama yapılmadı. Evet. Ben tabii Sayın Cumhurbaşkanının ve arkadaşlarının Rum tarafından her sızdırılan konuda açıklama yapmamalarını olumlu olarak değerlendiriyorum. Evet. Ama yani artık bu kadar çok konuşulan konuda da açıklama yapmayacaklarını bile açıklasalar iyi olur diye düşünüyorum. Onu da peşinden söyleyeyim. Yani biz bu açıklama yapmama siyasetimizi buna rağmen devam ettireceğiz derse Sayın Cumhurbaşkanı saygıyla karşılarım ama bir ses verilmesi gerektiğini de söylemek istiyorum. Yani orada Cumhurbaşkanlığından gelecek olan herhangi bir açıklama bu noktada çok önemli. Yani gerekir artık. Yani, sizce neden sessiz Cumhurbaşkanlığı? Türklerin ve tabii ki uluslararası kamuoyunda ama onu muhtemelen diplomatik süreçler içerisinde söylüyordur Sayın Cumhurbaşkanı ve arkadaşları. Yani sürece olumsuz katkı olmasın diye mi sessiz Cumhurbaşkanı? Tamam o, ama bunun karşısında bu şekilde izah edersin. Yani Kıbrıs Türk halkının bunu duymaya ihtiyacı var. Ve arkadaşlar farkındayız. Bu bir olumsuzluk olmuştur. Ama biz buna rağmen bunun böyle ıcığını gıcığını çıkaran bir açıklama yapmayacağız. Çünkü bunun sürece olumsuz olan etkilerini azaltmaya istiyoruz, çoğaltmak istemiyoruz. Peki, da diyebilirler. Anastasiadis'in bu bakış açısı bizim için hani işin şimdi şey boyutu var. Ama bizim için de bir müzakere masasından en azından Rum tarafının görüşlerini yansıtması bakımından önemli diye düşünüyorum. Buradaki bilgiler gerçekçi midir sizce? Yani bu sonuçta Akıncı'nın haberinin yani olmadığı Anastasiadis. Şimdi bunun üzerine çok söz söylenebilir. Mesela benim en fazla dikkatimi çeken şu oldu. Anlaşmanın birinci günü diyor. Çevir Yeni Düzen'in ön sayfasına ve bak orada da var. Hı. Oku bakayım. Kıbrıslı Türkler diyor büyük bir kazanım elde edecekler. Ama kendileri neymiş aklına. O kazanım? Hükümete katılma. Hükümete katılma. Şimdi buna gene bir Kıbrıslı, yani ben çok sevmem Kıbrıslı deyimlerini kullanmayı, biliyorsun böyle şey kaçar ama vay kuzum vay derler. Demek ki biz 1963 aralığından beri bunun bedelini ödüyormuşuz. Nerede bunun karşılığı? Hükümete katılmak bu kadar çok önemliyse katılmadığımız sürenin bedelini kim ödeyecek?
Bunun sorumluları nerede? O da diyor ki bunun tazminatı nerede? Bunun karşılığı nerede? Bu gizli bir itiraf da aynı zamanda. Yani hükümete katılacak diyor Kıbrıslı Türkler. Dolayısıyla ama yani büyük bir kazanım elde edecekler. Bunun karşılığında Maraş'ı istiyorum, ara bölgeyi istiyorum. 20 bin Türk askerinin hemen çekilmesini, birinci gün çekilmesini istiyorum. Başka ne istiyor? Ne demek? Başka işte ara bölgenin iadesi, iskan açık olmayan bölgelerin iadesini istiyor. Maraş'ı istiyor. Yani bunlar herhangi bir güvenlik önlemi, birinci gün planıdır bu adamın. Hı hı. Yani bunlar zaten olacak. Tabii ki anlaşma olduktan sonra şu anda kullanılmayan evler, yerler, araziler eski mal sahiplerine iade edilmeyecek mi? Olur mu böyle? Affedersin, şimdi ben de o kelimeyi kullanacağım. Senin çok sık kullandığın saçmalık. Zaten anlaşmayı bunun için yapıyoruz. Ama bu birinci gün şartlarıdır beyefendilerin. Evet. Anlatabildim mi? Ve bu da neden böyleymiş? Çünkü biz birinci gün hükümete katılacağız ya. Yani itiraf şudur. Biz Kıbrıs durumlar olarak 1963 aralığında bu hükümeti ele geçirmekle büyük bir kazanım elde ettik. Ve işte Kıbrıs sorunu oradadır. Ama budur. Onlar şöyle demiyor mu yıllardır işte Kıbrıs Türkler başladı, işgal sorunudur vesaire. Yani Kıbrıs Türkler işte hükümetten ayrıldı. Kendi o ayrı ayrıldı. Onu söylerler falan da onun öyle olmadığını bilirler. Ama esas çarpıtmaları biliyorsun sanki 74'te başlamıştır Kıbrıs sorunu. Türkiye adanın işte üçte birini işgal etmemiş olsaydı Kıbrıs sorunu diye bir şey olmayacaktı. Tabii ki olmayacaktı. Hı hı. Çünkü zaten onlar egemen olacaklardı. Bugün dünya gündeminde belki de Kıbrıs sorunu tartışıyor olmayacaktık. Evet, burada da Kıbrıs'ın Türkleri bulmakta zorluk yaşayacaktık. O ayrı, onları ilgilendirmez o. Onlar için o bizim sorun. Meselemiz. Evet. Ama bunun devamında da şöyle diyor Hasan abi. Yukarıda ifadelerim. Buraya okuyayım özellikle, yani bu süreç neden şey oluyor. Yukarıda ifadelerim zamana ihtiyaç duyacağımızı açıkça dile getirmeyi hedefliyor. Yani yine bir zaman talebinde bulunuyor Sayın Anastasiadis bu belgeyle. Ve aynı zamanda da 2016 yılı içerisinde, yani kendi, bakın buradaki cümle de, kendi açımdan 2016 yılı içerisinde mümkün olduğu kadar hızlı bir şekilde anlaşmayı sağlamak için Akıncı ile birlikte hareket ama edeceğiz. Ama bakın bu benim zaten hep söylediğim, son zamanlarda dikkat etsen canım, bu programımız başlayalı. Söylediğim şudur. Güzel cümleler söyleniyor ama içine dönüyorsun. Bütün metne bakıyorsun. Yani elle tutulan konulara bakıyorsun. Yani yönetim, güç paylaşımı, mülkiyet, çubuğu vesaire devam eden şeylere bakıyorsun. İlerleme yok. Anlaşacağız, anlaşıyoruz. Büyük ilerleme var vesaire deniyor. Bu çelişkiye ben zaten sıklıkla dikkat çekiyorum. Yani bunlar güzel cümleler olmaktan öteye gitmiyor bu bugün manada. Bugün konuğumuz kim? Bugün turizm. Hasan Kılıç Bey. Hı hı. Daha önce Turizm Bakanlığı'nın müsteşarlığını da yapmış. Evet. Profesör unvanı alıp almadığını bilmiyorum henüz. Özür diliyorum kendisinden. Bak dışarıda şimdi yeniden. Aldınız mı almadınız? Aldınız. Almış. Evet. Tamam. Profesör Hasan Kılıç. Doğu Akdeniz Üniversitesi Turizm Fakültesi'nin dekanı. Ama pratikte de yani turizm sektörümüzün sorunlarını takip eden, işte birkaç yılda onu da şimdi sorarız, bakanlığın müsteşarlığını yapmış bir arkadaşımız. Turizmin bir tehdit altında olup olmadığını soracağız tamam. Öncelikle. O çünkü zaman bu Türkiye'deki olaylar vesaire bir kriz algısı var. Onun algısı nedir? Onu ne öğrenir. Yapılabilir ve böylece tamam. İlerleyen bir söyleşi yapacağız. Ara verelim, konumuzu alalım, devam edelim. Limited ve Kanaş Şirketler Grubu'nun sunduğu Bakış Açısı devam edecek.